Çok hızlı bir şekilde başlıyorum. Beyaz Futbol soruyor. Sevgili seyirciler, Galatasaray'da suçlu kim? Teknik direktör Mustafa Denizli mi? Yönetim mi? Futbolcular mı? Hepsi mi? İşte Beyaz Futbol soruyor. Galatasaray'da suçlu kim? Beyaz Futbol yarışma etiketiyle yazıyorsunuz futbolcular. O teknik direktör, yönetim hepsi. 4560 oy oldu şu anda. 46 retweet oldu sevgili seyirciler. Anketimiz başladı. Ekranda Sinan Engin var. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Yorumlarınızı, görüşlerinizi DM olmadan lütfen kendisine gönderiniz. Sonra burada sıkıntıyı biz çekiyoruz efendim. Ve yine bir ekleme daha Sinan abi. Bugün siyah beyaz çekmiş üstüne. Çok da aslında. Ya aslında. Ben şimdi bakıyorum şuraya Apo'yla. Şimdi hocaya bakıyorum. Ya kötüden var ya keyif alıyorlar ya. Keyif mi? Koskocaman bir Mustafa Denizli. Koskocaman bir Mustafa istiyorlar. Anası ağlasın. Koskocaman bir Mustafa Denizli. Ya ne hale geldi. Yazık, ben üzüldüm bir futbol adamı olarak. Türk Mustafa Denizli efsanesi. Üzüldüm. Başaramadı. Mustafa Denizli bu işi başaramadı. Kısacası başkası beceremedi. Bakın. Aynen öyle. Şaden Frau denen Almanca'da. Beceremedi. Beceremedi. Net. Beceremedi. Tabii. Becerirse eğer başarılı olsaydı burada ne? Metiyeler dönecektik. Olmadı. Devre arası oyuncu alacaklardı. Almadılar. Bilmem ne oldu. Maalesef beceremedi. Ha, istifa etmeli mi? Bana göre bırakmalı. Çünkü geçecek eğer zaten. Galatasaray taraftarı 29 Şubat itibariyle Mustafa Denizli istifasını açıklayacak. Galatasaray taraftarı yarın. Galatasaray taraftarı eğer sabır gösterirse sezon sonuna kadar Mustafa Denizli ve göstermez. Dün akşam Ertem'le yaptığımız ben buradaki. Ben gösterirdim bakın ama. Dün akşam yapmış burada programda aynısı söyledik. Daha kötü günler. Türk Telekom'da alınacak bir mağlubiyet. Daha kötü bir mağlubiyette daha ağır protestolar olacağını ve Dursun Özbey'in de arkadaşlar. Ve Dursun Özbey'in de aynı şekilde belki kongre kararı alabileceğini ama ikisine de yazık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisi de enkaza geldi. Mali bakın, şeyde kongre birisi kararı mali olarak enkaza geldi. Öteki futbol takımı olarak enkaza geldi. Enkaz yer aldı. Ama enkazı düzeltmek büyük hocaların işidir. Olmadı. Ama tabii benim bir atasözüm vardır hep. İyi futbolcu da iyi antrenör olursun. Galatasaray'ın kadrosu eksik olduğunu söyledik. Galatasaray'ın kötü bir kadrosu olduğunu, zayıf bir kadrosu olduğunu da söyledik. Bunları hep söyledik. Allah ama Allah yazık ya. Oldu. Mustafa Denizli ya yazık oldu. Ya ben anlamadım. Mustafa Denizli yazık oldu. Instagram'ı ve şık kıyafetleriyle ün salmış sevgili Sinan Engin. Ciyak ciyak bağırması ve kahkahalarıyla ün salmış sevgili Rasip Ozan Kütahyalı. Bana bir filmin 2-3 defa aynı şeyini gösteriyorsunuz versiyonu. Ünal Aysal zamanında alma verme dedik. Ünal Aysal'ın ofisinden dışarı çıkmadınız. Galatasaray'ı hale getirdiniz. Yok ya bitti. Hayır. Nasıl yalan söylüyor Mustafa ya? Denizli'nin. Ne ofisi yapma bir kere hatta, gittim. Ya bir dakika yalan mı söylüyorum? Ünal Aysal'la gitmiyorum beraber, biliyor musun? Davet oluyor. O otele gitmiyorum senin yüzünden. Tamam. Peki ben yalancıyım. Beyler, bir ben kere yalancıyım. Gittik diye. Bana bundan sonra büyük yalancı hakem eskisi. Yalancı Ahmet. Yalancı Ahmet değil. Yalancı Ahmet'sin sen. Ama Allah biliyor kimin yalan söylediğini. Sizde Ünal Aysal. Bu felaketin hocam başlangıcı ya. Ünal Aysal'dır. Yalanı yazıp oteline okuyamaz. Gittiniz. Bir kere. Pavuryaları, istakozları yediniz. Kahveleri içtiniz. Aa, yalan devam mı? Ediyorum. Yalan ya, mı? Bitmedi. Yalan bir kere. Bir dakika. Yalan mı? Bir dakika. Bakın. Ey yüce Rabbim. Arkadaşlar şarkı içeri. Allah'ım. Sana dua ediyorum. Bu gece senin o ilahi gücünü, ilahi Allahu adaletini. Allahu Ekber. Sus bu işi sulandırma. Bir kez daha gördüm. Aa. Niye? Niye? Bak. Şimdi az önce sevgili moderatör Ertem Şener dedi ki Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'un ismi geçiyor. Evet. La kardeşim Okan veya Bülent gelecekse Hamza'nın günahı neydi? Hocam bir, Hamza iki, bitti. Kompleks Mustafa yaptı ve terbiyesizlik yaptı. Büyük komplolarla Hamza'yı yiyip getirdiler. Burada hepiniz maçlar söylediniz. Evet. Sinan Efendi, Mustafa benim abimdir, Mustafa hocamdır, şöyledir böyle. Başaramadı dedik ya. İzmir'in dağlarında. Başaramadı dedik ya. Dakika kardeşim. Evet. Yeterli buluyor seni. Testi kırılınca yol gösteren çok olurmuş. Tabloyu gördünüz. Ben kime üzülüyorum biliyor musunuz? Mustafa Denizli'ye. Onu en çok eleştiren adam benim. 2 milyon euro aldı. Bir dakika. Bir dakika. Mustafa Denizli'nin yaşadığı sıkıntı. Ben bu adamın bu akşam neler yaşayacağını, içinde nasıl fırtınalar kapacağını çok iyi biliyorum. Ama sizler değerli bir adamdı Instagram'ıyla hocam. Ünlü. Şu ya ne Instagram'ı da iyi ya. Ünlenmiş. Allah, herkes eski Beşiktaşlı. Sen neyle ünlüsün? Ben eski hakemliklerimle, hatalarımla, zaman küstah çıkışlarımla ünlüsem de Allah kimin ne olduğunu biliyor. Siz Allah'ın adaletine inanmayan Instagram bülbülüyle kahkahaların efendisi daha sana bu hale getirdiniz. Niye bana Instagram bülbülü. Sen de kahkahaların efendisi.
misin? Kötü bir şey söylemedik. Ayrıca Ertemciğim, hocam bitti mi? Yok, ben Mustafa Denizli çok yaşa. Ben Mustafa Denizli'nin istifasından hiçbir zaman memnun olmam. Öyle devam etsin. Daha iyi benim için. Fakat ben burada Rasim Ozan'a kızıyorum. Biz bu değişiklik Galatasaray'a zarar verir dediğimizde karşımızda İzmir'in dağlarında diye tepinen bir adam vardı. Destekledim destekledim. Evet. Bizi ezdi o gün. Ezdi o gün bizi. Hadi şimdi cevap ver. Evet. Destekledim. Sevgili seyirciler. Mustafa Denizli'yi destekledim. Domates. Hocam domates. Geçen hafta domates patates diye bağırıyordu. Megafon bu arkadaş ya. Megafonla geçen hafta bağırmıyor muydu Fikret Orman'ın şeyine alay ederek Fikret Başkan'ın şeyine. Fikret Orman domatesler gibiydi. Domates patates. Ben şimdi Antep fıstıklı baklava. Bak şimdi. Patates. Dursun Özbek. Baklava nerede baklava? Hayattaysa. Baklava ama. Şayet Dursun Özbek Türkçe biliyorsa. Ve Dursun Özbek'in şu anda televizyonları seyredebilme medeni cesareti Dursun varsa. Dursun Özbek adam mıdır hocam? Dursun Özbek. Temelde kötü niyetli olduğunu asla düşünmüyorum. İyi bir insansın. Ticarette iyi bir adamsın. Ama bu akşam 60 yaşında sana Allah bir ders verdi. Şu Galatasaray'ın içinde bulunduğu rezil tablo yüce Rabbimin adaletidir. Seni şampiyon yapmış. Sana 3 kupa kazandırmış eski futbolcun amcayı niye kovdun? Hangi Saitlerle Mustafa Denizli'yi göreve getirdin? Ve şu anda düştüğün tablo. Her şey bitti. Onun gibileri yüzünden. Her şey bitti. Galatasaray Başkanı olarak maalesef bilezikçiliğe başladınız. Ya hocam. Bilezikçi Dursun olarak Kıvırcık Mustafa'yla Kıvırcık derken ayıplaşım olduğu için. Ayıp ya. Saçları kıvırcık. Ayıp ya. Bırak Allah aşkına. Bir dakika. Ayıp ya. Açıklama yapıyoruz ara bu konuşmalar bir dakika, ya. Bir dakika beyler. Çok ayıp ya. Beyler Allah ne kadar ya bırak Allah aşkına ya. Diyeceğim Instagram bülbülüyle kahkahaların efendisi. Hayır bağırma kahkahaların efendisi. Kıvırcık derken şunu diyorum. Ben de ya ne diyorsun kıvırcık derken bolken, ya. Saçım bolken kıvırcıktı. Nedir hocam ya? Mustafa Denizli saçları bolken kıvırcıktı. Kıvırcık o anlamda söylüyor. Sen de kıvırcık mıydı? Adamın saçı ben de sana ama. Kıvırcık Ahmet desem güzel mi? Hiç fark etmez. Kıvırcık Ahmet. Herkes eleştiriyor ya. Sen nesin ya? Kardeşim. Bir dakika. Kıvırcık Ahmet demedim. Bir dakika dur. Bir dakika. Kime dedim? Daha kıvırcık Ahmet domates dedim. Bir dakika dur. Domates diyorum domates gibi. Sen Allah aşkına. Ha. Sen ne olursun. Hiç kimseye kıvırcık demedim. Beyler. Beyler. Aslında. Domates. Aslında yıllar önce Boğaz'da çok hüzünlü bir gece. Mustafa Denizli ben. Sanırım Osman Şener de var spor yazarı. Var hocam var. İkisi de Fuhan var. Mustafa Bey'in şeyci arkadaşı, beyaz eşyacı arkadaşı. Turan abi. Evet. Yakın dostudur. Birazdan rica edeceğim. O Mustafa Keser'den bir Abbas, yolcu Abbas. Haydi Abbas. Bağlasan bunu seyrederken Mustafa Denizli ile göz göze geldiğimiz o Şubat ya. Gecesini hatırlıyorum. Yine bir Şubat gecesi. Devam etsin. Biz razıyız. Sanırım Mustafa Denizli Fenerbahçe teknik direktörüydü. Ağır eleştiriliyordu. Haydi Abbas. Vakit tamam. Evet. Balıkçıdayız. Senin onunla yakın olduğum dönem. Her gece takıldığımız, her gün takıldığımız ve bazı geceler takıldığımız geceleri evet. Söylüyorum. Ziya Şengül'e karşı onu savunurdun o dönem. Evet. Kabul et savunurdun. Mustafa Hoca. Benim güzel kıvırcığım. Ya ne kadar ayıp ya. Kötü anlamda söylemiyorum ya. Ne anlamda? Devamlı kıvırcık ne ya? Kıvırcık mı? Kıvırcık mı? Adama kıvırcık diyorsun. Ayıp ya. Ya ne kadar ayıp ya hocam ya. Sence ayıp diyorum sana ya. Hocam kıvırcık derken kastettiğini herkes biliyor. Söylüyorum tekrar. Ya kıvırcık abi diyor musun kendine? Ben de kıvırcıktım saçlıyken. Benim çok kıvırcık. Bak sen kıvırcık değilsin dalgalısın. Tamam mı? Hatta jönelisin. Şu an jönel değil. Bey topikli. Bizim arkadaşlarımız vardı lan. Bak kıvırcık. Saçlar kıvırcık. Başka bir şey değil. Açık açık söylüyorum. Sevgili Mustafa. Bu ne ya? Bir de TRT Müzik'ten klip geldi. Allah cezası. Bu müziği dinliyoruz. Bu ne ya? Tweet'ini verin Ahmet Hoca'nın ekranı aynı zamanda. Ertem anında buldum mu lan? Allah adamsın be. Vay arasını be. Bu müzik çalıyor. Önden hafif balık çorbasıyla başlıyoruz. Rakı da var önünüzde. Ben hiç içmem. Oğlum kimin içip içmediğini söylemem. Ya işte suç mu sana ne? Hayır ben içmem ben. Alkol sevmedi mi? Alkol sevmedi mi? Sen şahitsin. Arkadan Haydari geldi. Beyaz peynir, salatalık turşusu. Aylardan yine Şubat. Soğuk bir İstanbul gecesi. Bu şarkı çalıyor. Tamam. Akşam diyordu.
Sen bunu Mustafa Hoca'ya mı söylüyorsun hocam? İşte oldu. Hayır, ambiyansta bu çalıyor. Bizler yemek yiyoruz. Mustafa Hoca'nın gözlerine baktım. O zamanlar 55 yaşındaydı herhalde veya 53 yaşındaydı. Akşam diyordum. Çok acılar çekmişti. O 52, sen de. Büyük başarılara imza atmıştı. Tekrar o geceye dönme şansım olsa 10 küsür sene önce. Bak hocam. 15 sene, tam 15 sene önce. Aşağı yukarı. Tam 15, 2001. Fonda bu çalıyor. Haydari, garson arkadaşlar balık çorbası arkasından ufak ufak kalamar ve karidese başladılar. Dedim ki gelecekte ne olacaksın? Yani Ahmet dedi. Abbas, vakit tamam. Çok zor şartlardayız. Akşam diye. Bugünkü Fenerbahçe için. Şampiyon yaptı ama. İşte şampiyon yaptı. Akşam. Ekonomik kriz vardı hocam tam o dönem. Daha sonra Beşiktaş şampiyon yaptı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış yegane teknik adam. Kesinlikle. Milli takımla önemli başarılara imza atmış bir teknik adam. Tartışılmaz kariyeri canım. Galatasaray kulübün başındayken Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamış. Kesin. Bir hakem hatasıyla Steaua Bükreş'e yenilmiş bir genç adam. Ve hala da o rekor kırılamadı. Denizli Hoca. Şampiyonlar kulüplerde... Zaman zaman seni çok eleştirdim ama eski dost düşman olmazmış. Aynen. Galiba buramdan gelen şu anda sesi dinliyorum. Sen böyle Tufa'ya gelmeyecek adamdın. Sana büyük oyuncular alacağız dediler. İki tane çıkmayla Lines'le bilmem ne aldılar. Ne oldukları belli değil. Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun. İşte oldu akşam. Bu ne şimdi ya bu şarkı falan? Abbas ne oluyor? Haydi hocam. Ne oluyor? Hadi Mustafa vakit tamam diyor. Ayıp ya. Yani. Ya hayır dalga geçiyorsun. Hocam niye ağlıyorsun ya? Ya hocam. Hoca ağlıyor. Hoca ağlıyor. Ya hoca ağlar mı ya sen ne yapıyorsun? Hoca ağlıyor. Ya hocam ağlama. Bak da hocada ağlama duygusu falan, lebi duygular falan yoktur hocada ya. Ne diyorsun? İnsani ya? Duygular yok mu? Yok sen ne diyorsun? Hoca ağlar mı hoca ya? Hoca insan değil mi? Yok ya ne ya? İnsan. Aa Ahmet Çakır insan değil dedi. İnsan. Sinan. Nerede insan biliyor musun? Sinan. Bak. Bak ağlıyor resmen hoca ya. Bir dakika. Hoca nerede insan? Bak, hocayı çözen sen. Hoca bir dakika. Ya ben biliyorum abi. Hoca akşam değil. Aynı şeyleri hemen hemen yedik. Yemek de yedik beraber. Aynı şeyleri yedik içtik hocayla. Ama... Orada bakıyorsun normal bir insan ama buraya geliyorsun kıvırcıklar bilmem neler falan filan. İnanılır gibi. Vallahi bak hocam. Bak ya. Sen bak bak o günlere gitti hocam. Hakikaten mi ağlıyor? Vallahi o ya ben gitti. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnanma ihtimalim sıfır ya. Müzikten Mustafa Denizli'ye mi ağlıyor? Yo, bence müzikten. Mustafa Denizli'ye, Mustafa Denizli'ye ağlamıyor. Ses versene. Başka müzikten. Bir şey aklına geldi. Müzikten. Rahmetli babası aklına geldi. Bırak sen. Ağlamaz Mustafa Denizli'ye falan ağlar mı ya? Yalnız keser, Mustafa keser de var ya müthiş. Esaslı okuyor, esaslı okuyor. İnanıyor musunuz ya? Resmen ağlıyor ya. Yo, ya eski Rasim, dostu ya. Ya Rasim 2001 ya. Yılındaki çilingir sofraları aklına geldi. Beraber. Ya yapmayın arkadaşlar. Bence... Sinan Aklı hocanın yok, aklına yok, başka yok. Şeyler... Ya hocam o dönemi hatırlatayım başka. Bak insanlara ben. Ziya Rasim. Şengül her gün Denizli'yi doğrar. Ahmet Çakar onu savurdu. Ya bırak adamın gözlerini görmüyorsun. Onu görüyorum işte. O sebeple ağlıyor. Yani bir zamanlar dosttular. Bir zamanlar kardeştiler. Bir zamanlar arkadaştılar. Omuzdaştılar. Yoldaştılar. İnanıyorsunuz ha siz de. 2001 yılında hocayı arardı. Arardı ve telefonla derdi ki Ziya'ya karşı bugün beni savun ey Ahmet Çakar. Bunun tapeleri de yayınlandı. Öyle mi? Ha bir gün bir şekilde Ziya Şengül bunu gaza getirdi ve ilk kavgalar o zaman yaşandı. Kıvırcık Mustafa o zaman çıktı zaten. Ya Rasim hiç sana yakışıyor mu ya? Kıvırcık 2001 yılında. Kıvırcık hayır ya ben ya, yapmayın bunu ya. Bunu diyen ben bunu demeyi haksızlık görüyorum. Ya sen hocana inanıyor musun? Bence şu Mustafa Denizli istifa etmeli. Değil abicim şarkıya duygulandı. Baba saklanı rahmetli ya. Hayır ya. Sen ne yapıyorsun Mustafa ya? Denizli için hocam, ağlıyor. Ahmet şey Çakar da bir insandır. İnsan İnsanoğlu insandır. Ahmet Çakar. Evet bir insan çocuğudur. Rasim. Hocam aklına ne? Vallahi ne geldi ya? Şarkı mı? Başka bir şey. 2001 yılı. Yok hoca babası geldi de ortaya. Sen de çocuk. Rahmetli babası aklına geldi. 2001 yılındaki dost. Hocam rahmetli babası Mustafa Denizli ağlamaz. Yok. Ağlıyor. Ağlamadı. Ağlıyor. Ya, 2001 dostluğu. Ya ne alakası var saçmalama ya. Rahmetli babası o zaman biz de ağlayalım. Rahmetli ağlayalım babası ağlayalım. Ama yani ağlamak şeyle değil hocam ama hoca duygulandı. Ben evet. Bu şarkıda duygulanmam.
Bak sana bir şey söyleyeyim mi Sinan? 40 yıllık dostumsun ama ciddi konuşacağım ve bazı şeyleri anlayacak yaştasın. Ben yazık oldu Galatasaray'a hocam. Sert bir adam da olsa. Hocam Galatasaray'a yazık bana oldu. Bana zaman zaman yazık oldu ya. Bağırsalar da. Bak Mustafa şey Denizli'ye yazık Rasim, oldu. Rasim ağlar mısın? Büyük, büyük ağlar. Bir kariyer böyle bitirmeli. Bence istifa ağlar etmeli. Rasim. İnan nasıl ağlayayım yani ben ben Ahmet Çakar'ın halini görüyorum. Dur Rasim senin ağlayabileceğin bir şarkı varsa onu çalalım. Bak söyle söyle. Bak, var mı ağlayacağım? Elbette insan ağlar. Hemen Mustafa Denizli ile ilgili kalması gerektiğine inanan bir insanım. Bırakmamalı. Ben de. Bir bırakmamalı. Bence bırakıp kurtarmalı kendini. Bırakmamalı, bravo. Bırakmamalı, bırakmamalı. Yazın Mustafa Denizli bırakmamalı. Bırakmalı kendini. Hala büyük her ne kadar 29 Şubat bravo. Saat 14'e basın büyük kendini kurtarmalı. Kendini. Dur ya adam resmen ağlıyor. Bak ben şahidim. İstanbul'da yeni bir talebeydim. Ahmet Çakar'la Mustafa Denizli'yi beraber görürdüm. 2001 yılı. Dostlar, Ziya Şengül her hafta doğramak isterdi. Mustafa Denizli'yi o savunurdu. Sonra Asim, ters düştüler. Mustafa Denizli bence kendini kurtarmalı. Bırakmamalı. Bu fotoğraf, bak, bakın arkadaşlar. Bu fotoğraf, ya. Abi Sinancığım bak bir kariyer böyle bitmemeli. Bitmez. Biter, Mustafa canım. Biter. Bir daha antrenörlük yapamaz Mustafa Denizli. Başarısız olur. Yapar, görürsün. Sinan söylemi var. Burası son olacaktır. Parantezi kapatacağım. Apocuğum, bak bir şey söyleyeyim. Parantezi kapatacağım. Yaşı. Böyle o bilemez. Bak böyle kapatırsa yaşı Sinan. 67. İnsanlar her zaman en sonu hatırlar. Futbol böyle bir şeydi. Eski başarılarla hatırlanmaz. Böyle bırakmamalı bence Mustafa Denizli devam etmeli. Apocuğum bir dinler misin? Seni düzeltir, iyi transferler yapar. Apocuğum bu fotoğrafın daha kötüsü olacak. Olmaz Sinan. Daha kötü tablo olacak. Abicim ya. Bakın Türk Telekom eğer bakın Galatasaray taraftarı. Yok abi bir şey şu an Galatasaray taraftarı eğer hocaya sabır gösterirse, hocaya müsamaha gösterirse sezon sonuna kadar eyvallah ama değil. Bakın içeride Beşiktaş, Fenerbahçe falan maçları var. Daha kötü senaryolar düşünüyorum. Onun için Mustafa Denizli ben burada bir seven olarak kurtulsun diyorum. Çünkü o 24 başaramadı. Kasım hatırlıyorum. Başaramadı. Çok daha yeni biliyorum. Başaramadı. Beceremedi. Abi Mustafa abi iyi Beşiktaşlıdır biliyorsun Mustafa Keser. Çok iyi Beşiktaşlı ama çok severiz. Büyük sanatçıdır Mustafa abi ama artık biraz Mustafa abinin sesini kısarsanız Mustafa abi Mustafa abinin sesini biraz kısın. Mustafa abi yeter abi yani. Ben sana şu söyleyeyim yani. Mustafa abi canlı söylüyor tamam. Mustafa abiyi severiz biraz kısın. Hoca Mustafa Denizli için ağlamadı. Hoca eski anıları aklına geldi. Kanka, öyle, hoca Mustafa Denizli için falan ağzına silah soksan ağlamaz. Ben hangi ben ne için ağladım itiraf edeyim mi? İtiraf edeyim mi? İtiraf edeyim mi niçin ağladım? Niye ağladın üstelik? Niye ağladın hocam? Ben 20 yaşındayım veya 19 sen 17 yaşındasın. Evet. Tekirdağ civarında bir kamptayız iki tane dansözle gelmiş. Mal rakam. Nereye geldin? Aaa dansöz be! Burası Ermeni'nin sinir. Ne dansözü ya? Ne oluyor? Allah'ın çıplak. Hocam aynı sesini be. Tamam. Ya nereden yazıyorsun ya? Ben ya dansız oynattın mı? Ya yok mu abiciğim? Oktay Mahmudi'de, Oktay Mahmudi'de bize çay getiren gencecik bir çocuk. Orada şahit. Gence Oktay. Oktay Mahmudi bak. Ne alakası var diyeceksiniz. Bakın vallahi ya billahi diyorum. Ya üstüste olma sen. Bir dakika. Ne dansız oynattın? Şerefim. Haysiyetim üzerine söylüyorum ki. Bizim hocam bu Darüşşafakat takımının antrenörü mü? Ben tıbbiye bir veya iki değil. Hocam dansöz değil. Balerin hocam. Ya istiyorsa çengi olsun. Değildi. Dansöz değildi. Balerindi. Tam balerindi. Kızlara balerini yazar. Balerinmiş. Balerini bildiğin sulu kule dansözü. Hayır öyle bir şey. Yoktu lan nereden biliyorsun? Vallahi diyorum bakın. Hocam geldik. Ya 82 yıl. Dur bir dakika. Ya Rasim bir dur Allah aşkına ya. Rasim Allah aşkına bir dur ya. 1, 2, yani 19-20 olduğuma göre. 82. 82. Ben 20 yaşındayım. 18, sen 20. Evet Allah. Yavaş yavaş. Oralara takılıyoruz. Dansözler geliyor. Oktay Mahmudi'de 12-13 yaşında bir çocuk. Yok yapmayın ya. Ya sonra da Oktay'a ya. Oktay Mahmudi'nin orada ne işi var onu küçük, anlamadım. Küçük. O da ailesiyle oraya kampa gelmiş. O zaman Makedon vatandaşı. Makedonya, Üsküp'ten gelmiş. Ya sen biliyorsun be abi ki kimlerle gittiğimizi ya. Oktay Mahmudi Ertem. Apo. Ben bir şey bilmiyorum. Kardeşim 82. 82 beraber. Apo ile beraberdik işte o zaman. Bir dakika. Oktay Mahmudi'nin vallahi yalan söylüyorum. Bir şey 22 yaşında askerim ya. Yalan söylüyorum. 1982'ye dönüyorum. Ben askerim ya. Hocam ben var mıyım? Sen yoksun. Oğlum hanım sen yoksun. 1982. Sen yoksun. Şafa yoksun. Hadi bari askerim. Var. Ben yok.
beraber dansız koçuz. Apo yoktu da. Apo yoktu. Kur'an şapsı hocam dur. Sen vardın sen. Ya dur. Söylüyorum. O zaman saçların vardı. Düzdü. Hocam benim de saçlarım vardı. Kıvırdı vardı. Kıvırcık Ahmet. Şaşırıyorsun elinizde. Ya bir dursanız ya. Bu fotoğrafı vardı. Ya bir dursanız anlatayım. Evet arabalı fotoğrafı. Arkadaş. 82. Fotoğraf. Apo 82. Apo tamam Apo sen evde hanım var mı? Bizim evde hanım var. Hanım yok. Apo tamam bekarlığımız gençliğimiz var. Ya tamam gençliğimiz. Hayır sen kimlerle gittin mi biliyorsun? Kimlerle gittin? Benim arkadaşlarım. Her 6-7 iz dönem. Beyler çok basit ya. 82. Türkiye artık gençler. Biz sizlere sizler bizleri tanıyorsunuz. 82. Giriyor. Aa gitti. Yemini billahi diyorum Apo yoktu. Ben. Apo yoktu Apo tanıyor. Bakın resimlerimizi var ya. 30 sene önceki, 40 sene önceki resimlerimizi koyun ya. Kıvır kıvırım ben Sinan'da düz böyle. Hocam sen ya söylesene mi? Kur'an çarpsın diyorum yoktun diyorum. Nereye Tekirdağ abi ne işin? Yoktun diyorum ya. Yoktun diyorum ya. Adam sen ne işin içine? Apo ya bekar ki gençliğimizi anlatıyorum ya. Ya tamam da ben 82 Koleni'ye gittiğimiz zaman. Sen 22 yaşında değil miydin? Kumburgaz'a Koleni'ye gittin. 22 yaşında değil miydin sen odada? Tamam işte 81 işte. 80'in sonunda. Hey be Mustafa abi. 82. Mustafa abi. Mustafa abi hala. Mustafa abi hala. Benim, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey itiraf edeyim mi? Öyle. Hakemlik hayatımda. Hakemlik hayatımda. Evet hocam. Yemini billahi ediyorum. En sevdiğim bu mukaddes sözlerine. İnanmadım, düdüğü çaldım. Yorumculukta da hiç kimse, hiçbir kulüp, hiçbir kişiyi kollamadım ve kasten ezmedim. Ama koskoca Galatasaray'ı. Denizli'ye yaptın hocam. 100 yıllık Galatasaray'ı bu hale getirenler ve Denizli'yi tırnak içerisinde beni bağışlasın. Kötü örnek ama bir hani tarlalara kaçakçılar eşek sürerler eşek. Aa, eşek. Patlarsa eşek patlasın diye. Tamam mı kardeşim? Böylesine bir moda sokmaları ve Mustafa Denizli'nin bence paraya ihtiyacından dolayı böyle bir tufaya düşmesi para benim gözyaşlarıma vesile olmuştur. Aa, Arca durmaz hale getirdiniz. Adamın hali soktunuz. 1982'de yok bir şey. 1982'de İspanya değildi. İspanya'daydı. 1982 Dünya Kupası İspanya'da. İspanya'daydı. Bak hoca şimdi. Şeyin Maradona'nın Maradona'nın 22 yaşında Maradona'nın 22 yaşında ilk çıkışını yaptığı 1982. Ya Mustafa Denizli'den Tekirdağ'daki dansözlere nasıl geldiniz hocam? Erdem 82'de sen insanlar, 82'de sen neredeydin? Kardeşim genç 16-17 yaşında gençliğimizdeki arkadaşlarımız da oraya gelmişiz. 18-16 değil. Hoca hep herkesi böyle değişik böyle rollere sokar. Bir dakika. Apo da vardı sor. Resmen var ya. Seni suç ortağı yapmak istiyor ki paylaşsın. Dansöz oynatmış suku dede. Dansöz falan demeyin abi. Ahmet okuyunca o da beni de yakmaya çalışıyor. Ama sen 22 yaşında bir asker. Bugünkü maçta özellikle kanat akınlarını ve orta saha presini yetersiz buldum. Hocam Dursun Özbek Twitter'ı kapatmış kuş. Niye? Ha evet biliyorum kuş öldü Dursun. Ha, Sinan abinin o Tekirdağ'ın fotoğraflar. Ay kuş gibi. Fotoğraf. Sinan abi müsaadenle. Ne fotoğrafı Tekirdağ'da ya? Tekirdağ'dan 1982 yılından hazır günah mı? Fotoğrafları. Ne fotoğrafı? Günah fotoğrafı. Doğru %100 doğru söylüyor. %100 doğru söylüyor. Günahtan öte dejenerasyon fotoğrafı. Yazıklar olsun Yozlaşma. Sinan. Yozlaşma. Oktay Mahmudi şahittir. 13 yaşında yancı Oktay. 12 yaşında. O zaman yancı mı? Basketbol antrenörü değil. Hazırsa gelsin arkadaşlar. Hazır değil. Neyin fotoğrafını yiyin? Kuş adam ya. Abi genç. Vay koçum. Büyüt. İşte 1984 bu. 82. 82 değil 82. Ya. Aynen işte Sinan böyle. Ama o gün üzerine şey giymişti. Böyle ne derler ona? Sen 82'de kalimso gibi. Üzerinde sıçanlar, mıçanlar, fareler. Havai gömlek. Kalimso diyorum. Baksana. Sever havai gömleği. Hocam bak. Klasa bak. Büyüt, o zaman bile, büyüt. Bak o zaman bile stilim görüyor musun? Ben senin bu arabanı hatırlıyorum. O dönem moda değil mi bu şeyler? Bak gözlüklere bak. Gözlüklere bak. Daha ceket falan yok oğlum. Abi dedi ki kaçırdınız aradan. Senin bu arabanı hatırlıyorum dedi. Apo da vardı arabada. Şu olmuş olabilir. O arabayla beraber neler yapıldı? Sinan o zaman daha genç. Apo ünlü. Belki de Sinan. Apo da orada fakat bagajda saklanıyor. Belki hocam. Teorik olarak. Hocam. 82'de Apo.
seninki de. Sinan'dan daha ünlü. Seninki de. Tabii. Çünkü daha 22 yaşında. Sinan yeni çıkıyordu. Sinan'dan 4 yaş büyüğüm. Tamam Sinan yeni çıkıyordu. Sen benim. Hadi ciddiyet tamam. Gençler gibi buraya gideceğiz. Ben önce Mustafa Denizli'yi bir izleyelim. Bir izleyelim. Abdülkerim abi yani ciddi anlamda sıkıntı yaşandığına dair bilgiler geliyor içeriden arkadaşlar. Konuyu kapatın. Apo 22 yaşında. Bu akşam, bir şey ortaya çıktı biliyor musun? Sinan abi. Türkiye'ye bu akşam itiraf ediyorum. Eyvah. Ahmet Çakar'ın bir Galatasaraylı olduğu bugün ortaya çıktı. Müsaade misiniz? Ağladı işte. Galatasaraylı olmak bir şereftir. Ya. Tıpkı Trabzonlu, Balıkesirli, Hakkari'li, Muğla'sı olmak gibi. Hocam herkesin bir takımı var da sen hiçbir zaman üstüne alınmıyordun. Ben sana ultra aslan dediğim zaman. Ama benim, hocam bugün bir Galatasaraylı. Velev ki ultra aslanım. Velev ki psikopat Galatasaraylıyım. Tebrik ediyorum. Benim için gereğinde Galatasaray'ın da belinden su alırım. 50 tane mahkemem var heriflerle ya. Alınır alınır. Ya şu Dursun Özbeklerle 5 mahkeme falan var ya. Hocam bir izleyelim mi? Mustafa Sandal. Ay Mustafa Deniz. Bu kız beni gör beni, bana kaza gör beni, ertemi de sevmeli artık. Mustafa Sandal nereden çıktı? Abi hep bir ağızdan konuşuyorsunuz. Mustafa Deniz'in arabası var değil mi? Senin o kırmızı arabayı da hocam. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Evet. Mustafa Denizli. Mustafa Hoca'nın bir basın toplantısını izleyelim. Özür diliyorum. Mustafa Hocam'dan Mustafa Sandal dedik. Mustafa Sandal'dan özür dile. Mustafa Sandal'dan da Mustafa Hoca'ya Mustafa Denizli dediğim için özür Mustafa Keser'den de özür dileyim. Mustafa Keser'den bir tane. Niye Mustafa abi de ya? Sesini kes dedin. Mustafa Keser'den Mustafa Keser'den özür dilerim. Mustafa abi yoruldu. Beyler. Sakın bazı laflar bazı şeyler şeye usulanmayacak. Aa hocam popülizme. Başladıysam ben başladım. Galatasaray'ın ben Galatasaray'ın.